bilmiyorum, ortada dışarıda bir kargaşa vardı. Ben de gittim baktım, bir adam bir kadına saldırıyordu. Ne olduğunu bilmiyordum. Ben de kadını içeriye aldım. O arada polisler geldi, ayırdı. Adam bebeği kadından almak istiyordu. Kadın çocuğu vermiyordu. Mesele buydu benim anladığım kadarıyla. Kadını içeriye aldım. Evlilerdi. Bilmiyorum artık boşanıyorlar mıydı, boşanmıyordu. Orası da bilmiyorum. Sadece şey yapıyordu. Adam çocuğu almak istiyordu kadına. Kadın da çocuğu vermek istemiyordu. Dışarıda bir kargaşa vardı. Kadını içeriye aldım. Ondan sonra polis ekipleri geldi. Ben çocuğu vermeyeceğim dedi. Vermem dedi. Vermeyeceğim. Alamayacaksınız çocuğu benden. Vermiyorum çocuğu deyip. Aynen. Olay çocuk üzerindeydi. O çocuğu istiyordu. Adam çocuğu istiyordu. Kadın ise çocuğu vermiyordu. Dışarıda şiddet olayı da olmuştu. Adam çocuğu ver dedi, adam diğer kalabalık araya girmeye çalıştı. Çocuk sen diyor ki bırakın beni diyor, siz bizim evin içinde ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz dedi. O çocuğu bana versin dedi. Kötü bir şey yani, kadınlar günü, her kadınlar gününde olduğu gibi bu kadınlar günü de sessiz geçmedi maalesef 8 Mart. Şu an Siirt'in kalbi olan Güres Caddesi'nde bir kadın şiddetine denk geldik. Ne yazık ki bu olayın özellikle de bugün olması bizi ayrıca bir derinden üzdü. Özellikle bu son dönemlerde kadın cinayetlerinin fazla derecede artması bizi inanılmaz derecede tedirgin ediyor. Yani tek başımıza artık ne bir gezebiliyoruz, ne bir çıkabiliyoruz, ne rahatça çalışabiliyoruz. Hiçbir güvencemiz yok. Kadınlar ne yazık ki sadece fiziksel olarak şiddete uğramıyor, psikolojik olarak da şiddet görüyorlar. Yani bu olayın özellikle burada olması beni çok derinden fazla üzdü. Bu olayların, bu şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şimdi tam olarak içerideydim. Baktım bir tane kadın çığlık atıyor. Şuradan camdan bakayım dedim. Adam kadına tekme atmaya başladı. Tam kadını çekecektim ki kadın zaten kendini dükkanın içine attı. Adamın üstüne de 3-4 kişi birden saldırdı. Hani tutmaya çalıştı. Kadını kurtardık, içeriye aldık. Polisi ve ambulansı aradık sonra. Kadın zorla eşini dövüp çocuğu almaya çalışıyordu. Kadın hamileydi. Bir kadının sokak ortasında dövülmesi yanlış bir hareketti. Biz de elimizden geleni yaptık tabii. Yani 8 Mart'ta olması daha bir kötü olmuş. Genelde de normal bir günde de kadına şiddete her türlü karşıyız. Özellikle de 8 Mart'ta olması bizi bir hayli daha fazlasıyla üzdü yani.